NBA'ye hoş geldiniz. Bu hafta bir Türk olimpiyanın hikayesini sizlere anlatacağım. Pek bilinmedik bir sporcu. Kemal Horulu, 1948 Londra ve 1952 Helsinki'de yarışan ünlü atlet. Olimpiyada kıyıda köşede kalmış hikayelerle sizlerle birlikte oluyoruz. Bildiğiniz gibi olimpiyat yıldızları değil, daha çok olimpiyat tarihinde yer almış, daha sonradan hayatı farklı noktalara evrilen insanların da hikayesini burada paylaşıyoruz. Bunlardan birisi Kemal Horulu. Olimpiyatta madalya almış bir sporcu değil ama iki kez olimpiyat görmüş, döneminin en önemli atletlerinden birisi Türkiye'de. Daha sonra film sektörüne geçip farklı bir coğrafyada kendisine ilginç bir kariyer edinen Kemal Horulu'nun pek bilinmedik hikayesini bugün sizlerle paylaşmak istiyorum. Kemal Horulu IOC kayıtlarına göre 30 Kasım 1925'te doğdu ama aslında doğum tarihi 1926 Ankara. 9 Mart 1926, 1940'lı yılların ortalarında atletizme başladı. 1945'ten itibaren Türkiye şampiyonlarında boy gösterdi Kemal Horulu. Kariyerinin en parlak yılı 1948, hukuk fakültesinde okurken Türkiye şampiyonluğunu da kazandığı, aynı zamanda ülkenin de bir numaralı 400 engelcisi haline dönüştüğü 1948 yılını gösterebiliriz. Babası Dağıstan'dan göçmüş bir ailenin reisi İbrahim Horulu, Horuluzade İbrahim. Daha sonra soyadı kanunu çıkınca Horulu soyadını alıyor. Ve Trabzon'un tanınmış eşraflarından birisi, Moskova'dan göçüyor. Dağıstan'dan önce Moskova'ya gidiyorlar, sonra oradan Trabzon'a geliyor ve bir kuyumcu dükkanı var. Daha sonra Ankara'da da kuyumculuk işi yapıyor. Kemal Horulu spora Ankara'da başlıyor, Ankara Gücü'nde. 1940'lı yılların başlarında özellikle 400 ve 400 engel branşlarında yarışıyor. 1945'te ilk Türkiye şampiyonası madalyası var. Üçüncü oluyor. Daha sonra ikinci ve sonrasında şampiyonluğa terfi ediyor. 48 yılı onun en başarılı olduğu sezon diyebilirim dereceleri itibariyle baktığımızda ve olimpiyat takımına seçiliyor 1948 yılında. Türkiye'nin en parlak olimpiyatlarından birisi, bildiğiniz gibi İkinci Dünya Savaşı sonrasında gidilen ilk oyunlar Londra'da. Atletizm açısından da parlak kabul edilebilir. Zira Ruhi Sarıalp'in 3 adım atlamada aldığı bir bronz madalya var 1948'de. İşte o oyunlarda kendisinin de spora başlamasında, daha sonra Amerika'ya gitmesinde de pay sahibi olacak olan Naili Moran'ın sayesinde milli takımda yer alıyor ve 1948 oyunlarında Londra'da 400 metre, 400 engel ve 4x400 takımında yarıştı. Londra'da 1948 olimpiyatlarında 400 metre engellide 55.1'lik derecesiyle ülke rekoru kırdı Kemal Horulu. O döneme kadar koştuğu en iyi dereceydi bu, 55.1. Az bir farkla yarı finali kaçırdı orada. 15. sırayı aldı sıralamada. İlk 12 yarı finale gidiyordu. 400 metrede ve 4x400'de de yarıştı. 4x400'de Doğan Acarbay, Rıza Maksut İşman, Seydi Dinçtürk, ki yakın zamanda hayatını kaybetti Seydi Dinçtürk, bu dörtlü arasında en uzun süre yaşayandı. Ve Kemal Horulu dörtlüsü yarıştılar. Ve böylelikle Londra Olimpiyatlarından oldukça önemli bir deneyim elde etmiş olarak Türkiye'ye döndü Kemal Horulu 1948'de. 49-50-51 yine başarılı olduğu yıllarda Türkiye şampiyonluklarına devam etti. Bu arada kariyerinde toplam 7 kez Türkiye şampiyonu olduğunu hatırlatayım Kemal Horulu'nun. 8 yıl içinde 45-52 arası kariyerinde toplam 7 Türkiye şampiyonluğu var. 400 metre ve 400 engel branşlarında. 1952 Helsinki Olimpiyatlarında da seçilen kadroda yer aldı. Yalnız Helsinki biraz tartışmalı geçti Kemal Horulu açısından. 400 engelde yarıştı Helsinki Olimpiyatlarında. 55.2. 4 yıl öncesine bakarsanız daha zayıf bir derece. Zaten sıralamada da 40 atlet arasında 30. olabildi. Ondan daha iyisi bekleniyordu. 54 saniyelik derecesi var çünkü kariyerinde. 55'in altında derecesi var. Biraz disiplinsizliğine yoruldu bu. Kemal Horulu'nun Ekrem Koçak ve Emin Doybak'la birlikte 26 Temmuz 1952'de Türkiye'ye gönderildiğini biliyoruz. Haberler, gazetelerdeki haberler muhtelifti. Bu üçlünün çeşitli disiplinsiz davranışlarda bulundukları, izinsiz kampı terk ettikleri, olimpiyat köyünden ayrıldıkları yolunda haberler vardı. Bunun üzerine gönderildikleri söylendi ki burası aslında Kemal Horulu'nun atletizm kariyerinde de kırılma anı oldu. Daha doğrusu atletizmden kopma
anlamında kırılma noktası burasıydı. Zira bu oyunlardan sonra Naili Moran'la dönemin federasyon başkanıyla arasına bir soğukluk girecek ve daha sonra da Amerika'ya göçecekti. Döndükten sonra medyaya açıklama yaptı. Gazeteciler kendisine sorduğunda kamptan erken gönderilmelerinin sebebinin disiplinsizlik olmadığını, kendisinin yarışı tamamladığını, 4x400 takımında Doğan Acarbay'ın sakatlanması nedeniyle yarışamayacaklarını, bu yüzden erken gönderildiklerini söyledi. Döndükten sonra da federasyon başkanı bu konuda çok fazla şey söylemedi ama aralarında bir soğukluk girdiği açıktı. Zira 1952'den 5-6 ay sonra, olimpiyatlardan 6 ay sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Bir başka atlet olan Erdal Barka ile birlikte, Kemal Horulu. Ve orada Amerikan medyasına yaptığı açıklamalarda şöyle ifadelere denk geldim. İşte ben normalde 3. olimpiyatıma da katılmak için çalışmayı sürdürüyorum. Burada da çalışacağım. Atletizmde 56'ya da gitmek istiyorum. Ama federasyon başkanı ve oradaki insanlar profesyonel değil, beni anlamadılar. Bazı sorunlar yaşadım minvalinde açıklamaları var. Dolayısıyla giderken aslında Amerika'ya gitmesinde, orada üniversite bulmasında kendisine bu yolu açan federasyon başkanı Moran'la biraz limoni olduğunu anlayabiliyoruz Kemal Horul'un. 1953'te gitti ve daha sonra pek Türkiye'ye dönmedi. Orada birkaç okulun yarışmalarına katıldıktan sonra New York'ta ve Doğu eyaletlerinde bir sinema okuluna girdi ve sinema okudu. 1950'lerin sonunda Kemal Horul'u. Daha sonra asistan olarak Hollywood'a girdi. 1960'ların sonunda seks filmlerinin patladığı dönemde Kemal Horul da bu sektörde kendisine bir alan açtı. 1968'den itibaren erotik filmlerde yönetmen yardımcılığı olarak görev yapmaya başladı ve aynı yıl ilk filmini çekti. Daha sonra 1970'lerde kendi stüdyosunu kurdu Kemal Horul'u. Kemal Enterprises isimli bir porno film şirketi kurdu ve bu alanda 13-14 tane film yaptı. Bugün Internet Movie Database'de, IMDB'de de baktığınızda Kemal Horul'un filmlerinin tamamı porno endüstrisinde üretilmiş filmler olduğunu görüyorsunuz. Ve 1980'lerin ortasına kadar bu tarz filmler yapmaya ve aynı zamanda prodüktörlük yapmaya devam etti. Başka filmlere de kaynak sağladı. Hatta filmlerinden biri 78 yılında çektiği film olması lazım. Amerikan listelerinde, sinemalarında haftalarca oynadı. Yani ana akım filmlerin yanında oynamış bir iki filmi de var. Genel itibariyle çok fazla ön plana çıkmasa da. Çünkü 70'li yıllar aynı zamanda seks sinemasının dünyada da hızlı bir şekilde ivme kazandığı, yükselişe geçtiği yıllardı. Dolayısıyla böyle bir kariyer elde edince Türkiye'deki ailesiyle de bağları zayıfladı. Bildiğim kadarıyla daha sonra, çünkü yakın dönemde yeğenlerinden birisi bana ulaştı. Ben Kemal Horul'u ile ilgili biyografi çalışırken Amerika'daki tanıdıklarını aramıştım. Pek izini bulamadım ama yakın dönemde Türkiye'den bir tanıdığı böyle bir bilgi vermişti bana. Babası 1968 yılında hayatını kaybediyor. Türkiye'de yaşıyor diğer kardeşleri Kemal Horul'un. Ama Türkiye'ye bir ya da iki kez geliyor. 1970'lerde ve 80'lerin başında bir iki kez öyle yaz tatilinde ziyarete geliyor ama genelde Amerika'da, New York'ta 9. caddede bir firması var. Film şirketlerinin de bulunduğu merkez noktalarından birisi New York'un. Ama hayatının son dönemlerini Los Angeles'ta geçiriyor Kemal Horul'u. Meksikalı bir kız arkadaşı var. Onunla birlikte yaşıyor ama biraz sorunlu bir ilişkileri var. Biraz o kadının da yaşattığı problemlerden dolayı hayatının son dönemlerinde bir hayli sorun yaşıyor. Bu arada tabii ki film şirketi de iş yapmaz oluyor. Ve 1991 yılının Kasım ayında hayata veda ediyor Kemal Horul'u. Evet, böylelikle bir hikayemizin daha sonuna geliyoruz. Olimpiyatta yer alan ilginç karakterlerin kıyıda köşede kalmış bilinmeyen hikayelerini sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Gelecek bölümde tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.